Merhaba arkadaşlar, ben Kod Ignite hocası. Bugünkü dersimizde dizi sitesi projemizin geliştirmelerine devam edeceğiz. En son ders dizi izleme sayfamızı tasarlamıştık. Yorumlar ve beğenme olayı kalmıştı. Bugün yorumları listeleyeceğiz. Aynı dizi yorumlarında olduğu gibi gene butonumuz olacak. Sayfalama yerine tıklayarak yeni yorumları ya da daha fazla görmek istediğimiz yorumları listeleyeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen dersimize geçelim. Öncelikle bir veri tabanımızı açalım. Şimdi iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Yorumlar tablomuzda bildiğiniz üzere biz ne tutuyorduk? Dizi hakkındaki yorumları tutuyorduk. Dizi hakkında içeren yorumları tutuyorduk. Buradan dizi hakkında yorum yapabiliyorduk. Ama şimdiki yorumlar ise dizinin o bölümü için olan yorumlar. İstersek bunun için yeni bir veri tabanı açabiliriz. Yani yeni bir tablo açabiliriz. Ya da istersek bu yorumlar tablomuzda birkaç değişiklik yaparak, hatta birkaç değişiklik dedim, bir sütun ekleyerek arkadaşlar bu hale de çevirebiliriz. Yani hangisi sizin için daha uygun olur onu düşünüyorum. Yani şey olur. Şuraya bir tane daha tablo açarız. Buna da deriz ki yorum türü deriz. Sıfırsa dizilerde listeletiriz. Bir ise yorum olarak listeletiriz. Yani tek bir ver sorgumuz gelir. Neyse ya hani bunu diğer projelerde daha kapsamlı veri tabanları hazırlarken yapalım. Biz yeni bir tablo açalım arkadaşlar bunun için. Bunun ismi de bölüm yorum olsun. Bunun da arkadaşlar bir ID'si olsun, bir ID diye. Sonra bu yorumu yapan kişiyi bilelim, kim yapmış. Sonra bu yorumu hangi diziye yapmış? Ve son olarak da hangi bölümüne yapmış şeklinde tutabiliriz. Sonra yorumun kendisini de tutalım tabii ne yazmış onu da görelim. Ayrıyeten bir de tarih tutalım. Ve tarih diyelim. Oh. Yapı diyoruz arkadaşlar. Değiştir diyoruz. Tarih. Date. Uzunluk girmeye gerek yok. Zaten o kendi varsayılanı geliyor. Şimdi şunları da düzenlememiz lazım. ID'miz arkadaşlar int 254 auto increment user int 254 dizi de int. Bölüm de int. Hepsi int. Sadece yorum tablomuz arkadaşlar. Long text. Belki çok yüksek boyutta yorumlar da yapılabilir. O yüzden bunu ne diyor? Incorrect table definition. There can be only one column. Şunu bir kaldıralım. Primary girmemizi istiyor. Evet, tamam. Onu şeyden tanımlayacağız önce. BID arkadaşlar önce birincil yapıyoruz buradan. Sonra da değiştir deyip oto. Ha buradan yetkileri ayarla. O da oluyormuş. Kaydet deyince sıkıntı çıkmadan yapacak. Tamam, bu da bizim bölüm yorumlarımız arkadaşlar. Şimdi gelelim burada düzenlememize başlayalım. Views, Front bölüme giriyoruz. Zaten şu gördüğünüz kısım değiştirilecek. Comments dediği yer yorumlar. Kaç yorum yapıldı? İşte buraya da yorum sayısını ekeriz. Steve Perry. Tamam, bu
Şu kutu bizim arkadaşlar yorum kutumuz şuraya kadar. Diğer tüm kısımları siliyorum. Kaydedelim, görelim. Evet. Burada kaç yorum olduğu yazacak. Burada yorum. Burada da yorum yap. Yorum yap diyelim arkadaşlar. Your name yok. Zaten sadece üye girişi yapanlar dizi hakkında yorum yapabilecek. Şurada sadece tek bir buton mu checkbox koyabiliriz. Şuraya kadarkini silelim. Şuraya da bir 12 atalım. Şuraya da arkadaşlar bir input type check yok. Checkbox'ı nasıl tanımlıyorduk? HTML check. Checkbox doğru. Orada tanımlamayınca farklı mı dedim acaba? Name de spoiler. İçine de yazalım. Bu yorum spoiler içeriyor mu? Diyelim bakalım nasıl bir görüntü verecek bize. Bayağı berbat çünkü class girelim. Form control. Eğer o da tanımlıysa tabi. Bu tanımlı da. Şöyle yapalım. Şunu 6 verelim. Bir tane de div class colmd 6 açalım. Bu yazıyı da bunun içine koyalım. Kapatalım. O zaman şöyle yapacağız. Colmd 1 verelim. Daha tatlı şeyler yapılabilirdi arkadaşlar. Şu an biz hani frontend'ine kaymak bize sadece vakit kaybettirir. Şu yazıyı bir H4 verelim. Aynen. Onun altına da bir BR atıp strong muydu? Spoiler içeren yorumları işaretlemezseniz üyeliğiniz askıya alınır diyelim. BR'yi kaldıralım. Fazla aşağı attı. Hala aynı. Strong değil. Spawn. Ya da olmasın ya. Sonra görüntüye takıyorum ben. Tamam bu görüntü iyi. Ve mesaj. Yorumunuz. Form action. Bölüm yorumu diyelim arkadaşlar. Bu şekilde yorumumuzu gönderelim. Zaten kimin yolladığını şeyden çekiyoruz. Session'dan üye ID'yi alabiliyoruz. Sadece bizim burada ekstra almamız gereken bölümü ve diziyi almak. Onun için de arkadaşlar birer şey oluşturabiliriz. Input type hidden diyerek name'ine bölüm ID value'sine de bölüm vardı sanki bizde. Aynen bölümün içindeki BID'yi göndeririz arkadaşlar.
Bundan bir tane daha oluşturalım. Bu da dizi ID olsun. Bunu da zaten bildiğin üzere diğer dersten dizi olarak göndermiştik. Dizi ID. Görelim şimdi hemen arkadaşlar. Evet. Dizinin içinde dizi ID değil de alt tire ID olması lazımdı. Tamam. Bir sayfa koyunan görüntüleyelim. Hidden diyelim bakalım. Value'ler gelmemiş. Echo demedik. Tamam. Dizimiz 3'tü. Silikon Vadisi. Bu da bölüm 2. ID'si de 2. Tamam. Buraya kadar her şey çok güzel. Tamam. Yorumu göndermeden önce şeyi yapalım. Diziye gidelim. Şu yukarıdan user login'i alalım. Biliyorsunuz bu user login eğer üye giriş yapmışsa bir oluyordu. Yani true oluyordu. Şu kısımda arkadaşlar neresiydi? Bölümü beğendin mi? Yok. Şurası bizim. Şurada diyelim ki PHP if user login varsa göstersin. Yani şu ekran gelsin. Şurada kapatıyormuşuz. Else ise yani yoksa da üye girişi oluşmamışsa da buraya bir tane H4 ile yorum yazmak için giriş yapınız. Bakalım. Ve bir bakalım. Şu an ben yo giriş yaptığım için arkadaşlar gözüküyor. Bir çıkış yapalım. Sezonlar 1. bölüm. Yorum yazmak için giriş yapınız. Şunu biraz yontalım. Bir BR çakalım öncelikle. Bir Align Center çakalım. Şunu da biraz hey yapsak. Güzel. Style Color White verelim. Tamam. Zaten şunun üstünde de bir tane şey olacak. Buton olacak daha fazla yorum yükle diye. Şu an girişim olmadığı için arkadaşlar bana herhangi bir şey sunmuyor. Yorum yapma satırını bana göstermiyor arkadaşlar. Buraları da daha düzenleyeceğiz işimiz var ya. Silikon Vadisi sezonlar bölüm. Tamam, yorum yapma satırım hazır. Gönderiyor. Burada lakin şeyimiz eksik. Metodumuz eksik. Post olacak. Tamam. F5 bölüm yorumuna gidiyor arkadaşlar. O zaman ana sayfamıza gidelim. En son takip olaylarını yapmıştık dizilerin. Bölüm işlemleri nerede? Bölüm izle. Aynen. Bölüm izle de yapıyorduk. Bunun altına arkadaşlar şöyle indirelim. Public function bölüm yorumu diyelim. Tabii öncesinde şuradan bunun text array'e bir required çakalım. Yorum yapılmadan geçilmesin. Tamam. Şimdi arkadaşlar bize oradan veriler geliyor. Önce onları bir alalım elimize. Biz input post ona biz name girdik mi? Message diyor. Tamam, message kullanalım.
Oku diyelim bir görelim önce. Bakın yazdığım yorum buraya düştü. Şimdi bir tane de checkbox için oluşturalım. Checkbox'ımız neydi? Name vermedik ona da büyük bir ihtimal. Spoiler vermişiz. Spoiler. Şunu bir kaldır. Bakın boş. Şimdi bunu tıklıyorum arkadaşlar. On diyor. Yani checkbox tıklanmış. Boş. Yani tıklamadan gönderirsem herhangi bir şey döndürmüyor. Eğer içine bir şey yani tıklarsam check yaparsam 10 geliyor bana. O zaman bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Buna mesaj diyelim. Buna da spoiler diyelim. Tamam. Şimdi gidelim şu yukarıdan. Yok. Ana sayfada mı? Hayır. Dizi. Şu bizim user'ımız. User'ımı da aldım arkadaşlar. Onu da koydum. Sonra iki tane daha alıyorum. Biri bölüm ID. Biri de dizi ID. Biri de yorum yapan kişi. Tamam. Almam gereken veriler bunlar arkadaşlar. Şimdi bir tane array oluşturalım. Böyle kullanacağım gene. Bunu bir yana atalım böyle. Veri tabanımızı da açalım. Şimdi verilerimizi girelim arkadaşlar. BUser. BUser ne? Duvar kişinin içindeki üye ID olması lazım. Aynen, üye ID. Bu bir. Sonra dizi. B dizi. Bu da dizi ID'di arkadaşlar. B bölüm. Bu da bölüm ID'di. Sonra B yorum var. Bu mesajda. Ve son olarak spoiler var arkadaşlar. Aa, biz buraya spoiler'ı koymadık ki. En önemli şeyi unuttuk. Ha. Aslında hiç spoiler koymaya gerek yok. Aynen öyle. Neden olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir, aynen bu böyle kalsın. Yukarı bir çıkalım. Şu spoiler için arkadaşlar bir olayımız var. Tabii onun öncesinde de şuradan bir bootstrap collapse'i açalım. Şu mantık arkadaşlar. Eğer şey yorum varsa, spoilerlı yorum varsa arkadaşlar, burada spoiler yorumu butonda görmek için tıklayın diyecek. Tıkladığında şu yorum aynı bu şekilde gelecek arkadaşlar. Yani biz bunu kullanacağız. O yüzden biz eğer spoiler'a tıklanmışsa, eğer spoiler check'ine basılmışsa veriyi, yorumu veri tabanına kaydederken arkadaşlar şu olayları kullanarak kaydedeceğiz. Nasıl yapacağız? Hemen yapalım şimdi. Öncelikle şu butonu
Alalım mı? Alalım. Bunu da alalım, bunu da alalım. İfi de bir bırak. Önce şuraya bir spoiler text diyelim. Şunu bir yapıştıralım. Şunu şöyle yaparsak az yazacağız. Tamam. Şu içindeki silmeyelim, şunu belki lazım olur. Benim spoiler tekstim bu. Şurada gördüğünüz demo arkadaşlar, ID'ye verdiğimiz demo ile birebir eşleşmesi lazım. Aynı şeydeki yaptığımız işlemin aynısı. Evet, tabii şu an kontrolü bozduğumuz için yüklenmeyecek sayfalar. O birinci sezon, ikinci sezon diye ayırdığımız kısmında da hani bunların ID'leri vardı. Bunda da aynı ID'yi kullanacağız arkadaşlar. Tabii. Öyle yapmamız en iyisi olacak. Şimdi gelelim. Burada asıl olan konu şu an bu demo, yani her spoiler'ın kendi linki eşsiz olması lazım. Yani aynı olursa, yani biz burayı demo olarak hepsini kaydedersek, bir spoiler yoruma bastığında tüm spoiler yorumların çalışması anlamına geliyor. Aslında bu güzel de olabilir düşününce. Yani kişi eğer spoiler istiyorsa her seferinde spoiler yorumlarını tıklamak yerine tek spoiler ile hepsini açabilir. Ya gene de yapmayalım ya. İsteyen burayı böyle de bırakıp her seferinde aynı da çalıştırabilir. Biz bunun eşsiz olabilmesi için arkadaşlar bu kısma şey çekelim. Üyenin ID'sini çekelim. Üyeler tablosuna kişinin ID'sini çekelim. Aynen. En temiz öyle olur ya. Ya da üye ID'si de belki ben 2-3 tane spoiler'lı yorum yaptım ayrı ayrı. O zaman tıkladığında tüm benim, yani o kişiye ait tüm yorumlar gözükecek. Biz en iyisi arkadaşlar buraya şey verelim. Tarihi verelim. O an tam zamanı verelim. Aynı insan aynı saniyede aynı yorum yapamayacağına göre bu şekilde tüm yorumları eşsizleştirebiliriz. Date diyelim. Yorum date. Umarım bunlar hani size şey geliyordur. Öyle mantıklı, akılda kalıcı. Gerekli şeyler bunlar yani. Sonradan bunların baş ağrısını çekebilirsiniz. O yüzden en baştan temiz hazırlamak en iyisi. Tamam. Bu yorum date arkadaşlar. Eşsiz benzersiz oldu artık. O zaman ben artık nerede bunun target'ı? Heh. Buraya yorum date'i ekleyebilirim. Aynı şekilde ID'sine de arkadaşlar yorum date'i ekleyebilirim. Tamam. Diyeceğiz ki if spoiler varsa, yani şimdi eğer kişi tıklamışsa checkbox'a, içinde 10 olduğu için var olmuş oluyor. Eğer tıklamamışsa boş döndüğü için yok olmuş oluyor. Diyeceğiz ki eğer spoiler varsa, hatta bunu da message yapalım. Eğer spoiler varsa arkadaşlar tıklanmışsa biz bu mesajı geleceğiz. Yani kişinin yazmış olduğu yorumu burada açacağız tagımızı. Mesaj diyeceğiz. Buraya
yedireceğiz. Buraya da collapsible denilen kısma da spoiler içeren yorum diyelim. İstediğiniz gibi siz orayı istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Bu şekilde yazacağız. Aynen öyle. Şimdi kafamızda kurguluyoruz arkadaşlar. Çalıştı ilk satırdan. Önce değişkenlerini tanıdı. Hepsini değişkene atadı. Geldi. Tarihi aldı. Sonra geldi burada çalıştı. İlk sorgusuna girdi kodumuz. Spoiler dedi. Spoiler var mı dedi. Varsa geldi mesajımız. Hani normalde mesajı değil. Mesaj. Normalde eğer spoiler'a tıklanmamışsa arkadaşlar bu spoiler kısmı çalışmadığı için buradaki mesajımız direkt zaten buradaki mesajı düşeceği için düz yorum olarak çekecek. Eğer spoiler'ın içerisine girerse artık mesaj değişkenimiz arkadaşlar bu mesaj değişkenine dönüşecek. Artık mesaj değişkeni içinde bu değer olacak. Bu artık değişmiş olduğu için satırlar böyle alt alta indiği için. Burada veri tabanına kaydedilecek olan kısım buna dönüşmüş olacak arkadaşlar. Veri tabanına bu kaydedilmiş olacak. Biz de veri tabanından bu bilgiyi çektiğimizde siteye diyebilir şekilde bu zaten otomatik olarak HTML bunu algılayıp kod olarak çalıştıracak ve bizim kodumuz istediğimiz şekilde çalışacak arkadaşlar. Şimdi zaten göreceğiz. Yorum demiştik. Okey. Başka neyimiz vardı? Bir de tarih var. Bir tarih. Buradaki tarihi kullanmıyorum arkadaşlar. Tam saniyesi saniyesine gerek yok. Date, year, month ve day yeter. Bunun dışında başka bir verimiz de yok. Tamı kaydettim arkadaşlar. Şimdi bir biz DB'den önce this load model diyelim ve hangi modelimizi çağıralım bunda? VT'yi çağıracağız büyük bir ton ekleler falan olduğu için. Aynen. VT this load model VT diyorum arkadaşlar. Sonra this VT ekle komutuyla önce datamı sonra da where değil from olması lazım. Where yazmışım ama from olacak orası arkadaşlar. Orayı da şeyini yazacağız. Nereye yapılacağını. Datamı gönderdim. Bir de nereye? Bölüm yoruma insertlesin diyorum bu veriyi. Sonra da HTTP redirect'im nerede? Yok mu burada? Burada da yok. Yönetim panelinde var mı? Vardır orada ya. Sonra da HTTP referrer'a geri döndür. Yani aynı sayfaya geri döndür dedim arkadaşlar. Çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir yorum ekleyelim. Bu bölüm çok eğlenceliydi. Süperdi. Diyelim. Gönderelim. Tekrar buraya yönlendirdiğine göre çalıştı kodumuz arkadaşlar. Bölüm yorumu bakalım. User'ım 8. Bakalım hemen. Evet 8. Dizi Silikon Vadisi 2. Bakalım. Evet, Silikon Vadisi 2. Bölümde 3'müş. Bölüme bakalım. Biz hangi bölümü izledik? 3 diyor. İkinci birinci sezon, birinci bölüm. Evet, biz de birinci sezon, birinci bölümdeyiz. Doğru. Yorumum da doğru. Tarihim de doğru arkadaşlar. Doğru şekilde veri tabanına kaydettik. Şimdi gelelim ben bir tane spoilerlı yorum yapacağım. Max'ın ölmesine çok üzüldüm. Bayağı tatlıydı. Yaptım. Şimdi bakalım.
Bakın yorumum arkadaşlar. Çok pardon, burada heysi de almışız. Evet alacaktık, pardon. O zaman böyle yapacağımıza tarihi çekine kadar random da girdirtebiliriz. Çünkü bunu çalışıp çalışmayacağını tam da bilmiyorum. Yani buton sayıyla çalışmıyordu diye hatırlıyorum, bu data target da. Tamam, eklememiz doğru en azından. Şimdi şu yorumları buraya bir çekerek arkadaşlar bakalım nasıl bir sonuç gösteriyor onu bir görelim. Bölüm izle arkadaşlar bildiğiniz üzere bu sayfaydı. Yani burada şu kısım bölüm izle kontrollerinden geçerek yönlendiriyor bizi. Bakın biz burada diziyi, bölümü ve sezonun diğer bölümlerini listelemiştik. Bir tane daha ben veri göndereceğim arkadaşlar. Şuraya da yorumlar diyeyim. Biz diziler büyük ihtimal buraya şey yazalım. Bölüm yorumları diyelim. Zaten burada şeyi geliyor arkadaşlar. ID dizinin hangi ID olduğu. Bu ID 2 de dizinin hangi bölümü olduğuydu. Olması lazım. Aynen. O yüzden ben buraya arkadaşlar ID ve ID 2'yi gönderiyorum. Zaten bu da bana tüm yorumları verecek. Hemen bir veri tabanımızı oluşturalım. Bakın mesela bu dizi yorumları. Aynen bunu kullanabiliriz. Sonuçta aynı şeyi yapacağız. Hatta bunu da altına koyalım. Bu da bölüm yorumları arkadaşlar. ID ve ID 2 diyelim arkadaşlar. Nereye bakacak? From bölüm yorumları. Bölüm yorum. Pardon. Ver diyecek. B diziye bakacak arkadaşlar. B dizisi, yani dizi ID'si Silikon Vadisi olan, yani ID olanı çekecek. Limit şimdilik 5 olsun. 5 taneyi çeksin bize. Join de yapacak. Yani o user ID'miz vardı ya. User ID'nin bilgilerini de çekelim oraya. Ama bunu yaptığımızda arkadaşlar bu birinci bölümün aldığı gibi diğer bölümlerin de bu Silikon Vadisi'ne ait tüm bölümleri çekmiş olacağız. Bu yüzden buraya bir tane daha ver yazmamız lazım. Burası da B bölüm. Bu da ID olacak şekilde arkadaşlar. Bölüm yorumlarımız da bu. Bir çalıştıralım. Hatayı yedik. Dizi sitesi bölüm yorumlar. B dizi Silikon Valley. Bakın biz burada şey gözükmesi için ID gözükmesin diye seflerini çekmiştik. Burada onun hatasını veriyor. Hani B dizide Silikon Valley'i arıyor. Ama burada biz ID'lerini çekmiştik. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada ID ve ID 2'yi göndermek yerine nasıl olsa bizim burada her türlü bilgimiz var. Mesela data dizinin içinde arkadaşlar, yani aşama 1'in içinde dizinin ID'si var. Yani ben burada şey yaparsam, aşama 1'in içindeki D ID dersem dizinin ID'sini almış olacağım. Hemen bakalım. Şuna da ID 2 diyeyim görmek için. Bakın dizinin ID'si geldi. Şimdi bölüm lazım bana. Bölüm nerede arkadaşlar? Bakın aşama 2 dedi arkadaşlar. Benim şeyim var. Bölümün ID'si var. Yani ben buraya aşama 2 B
Bölüm ID, B ID olması lazım orası. Aynen. Buradan da B ID'yi gönderirsem arkadaşlar verilerim doğru şekilde gelmiş olacak. Bakalım bölümde 3. Doğru. Şu an neyin hatasını veriyor? Dizi sitesinde bölüm yorumlar yok diyor. Bölüm yorum olacak. Bölüm yorumları demedik mi biz burada? Bölüm yorumları. Bölüm yorumları. Yorumlar y user id. Ha, pardon. Burası da arkadaşlar bölüm yorumun içindeki ne olacak? B user. Şey join işleminde hata var diyor. Hani B user'ı farklıydı ya. User ID olarak arıyor. Şimdi Y ID diyor. Nasıl listeleyeceksin bunu diyor. Ben bunu B ID desk olarak listeleyeceğim. Bitti. Şu an benim kontrolümün içinde yorumların içinde arkadaşlar o bölümle ilgili yapılmış tüm yorumlar var. Hemen ben bunu datamın içine alayım yorumlar olarak. Bunu da göndermiş olayım. Artık burada istediğim şekilde oynatabilirim arkadaşlar. Gelin hep beraber şu kısımda zaten. PHP'mi açtım. For each'imi yazdım. Yorumlar as yorum dedim. Listeleyeceği yer kadar döndürdüm arkadaşlar. Bakın mesela şu an çalıştığımızda iki tane yorum gelmesi lazım. Hiçbir şey gelmedi. Müthiş. Yorumlar. Bakın iki tane yorum geldi. Çünkü benim veri tabanımda da ona ait iki tane yorum var. Hemen şimdi resmini de gösterebiliriz. Echo base URL vardı değil mi base URL? Nasıl kaydetmiş üyenin resmini? Tamam. Base URL'in içinde arkadaşlar yorum üye resim mi? Üye resim. Olarak kişinin resmini çekerim arkadaşlar. İşte. Adamlar şöyle hani kendi tema tanıtımlarında o sitede resimleri 50'ye 50 almışlar. Orada sanki hani bir class varmış gibi geliyordu. Hiç class olmadığı için arkadaşlar resimlerimiz aynı bu şekil şekli çıkıyor. Bir de width verelim. Yani şu an responsivelikten uzak oluyor. Ama yapacak bir şey de yok. Tamam şu şekil olsun arkadaşlar. İsmimi yazayım. Yorumun içindeki üye ad mıydı? Üye ad soyad. Tarih. Tarih için helper yazdık mı biz? Ha var. Güzel. Tarih diyorum arkadaşlar. Yorumun içindeki B tarihi gönderiyorum. Buraya da bakalım. Denemeden göremeyiz şu an. B yorum diyelim arkadaşlar. Yanıtlama yok yorumu. İçine kendi ayrı yanıtlaması yok. Bakalım bakalım. Bir saniye şu bölüm yorumdan şunu bir
4 yapayım. Neden yorumumu göstermedi? B yorum. Ha, pardon. Bu niye buraya kadar kaydı mesela? Hani resimden dolayı mı? Resmi koyunca niye bu kadar? 50'ye 50 sonuçta. Çok değişik ya. Peki şey yapsam. Kolmeye de bir versem. Burada da büyük bir ihtimal vite girmişizdir. Aynen. Hep elle girmişiz arkadaş. Niye bu kadar saçma tema yapmışlar anlamadım ya. Buramız niye bizim patlamamıştı? Bunu da girdik o zaman. Aynen öyle. Burası. Div class user info'nun içinde sanki doğru mu çalışıyormuş? Hayır, orada nasıl şey yaptı? İşte değişik değişik işler arkadaş. Resim olmayacak o zaman, hani ne yapabilirim ki ben buraya? İnsanların resmini 50'ye 50'ye kesemeyiz de. Benim anlamadım mı? Burada niye bu kadar buraya kayıyor? Resim bunun aslında o kadar... Şuradaki boşluk neyin nesi ki? Şu flex olayından kaynaklı sanırım. Silelim bakalım. Ya olursa oldu, olmadı öyle kullanacağız artık. O değil. Flexit. Yani. Şimdi oldu arkadaşlar. Tamam. Biz 21 Kasım'da mıyız? Tamam, doğru. Doğru. Resim de doğru. Her şey doğru. Şimdi şu gelelim asıl mevzuya. Spoilerlı yoruma. Aynen. Düşündüğüm gibi. Bir deneme yapalım hemen şurada. Şu data target'ı
DD diyelim. Burada da DD diyelim. Tamam, bakın doğru şekilde çekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Burada veri tabanına kaydetme kısmımızda arkadaşlar. Tarih kullanmayacağız. Tarih gitti. Onun yerine bir random sayı oluyor mu acaba? Onu görmek lazım. Bir saniye. Mesela bu. 558. Ne bu kadar zor bir şey yazdıysam. 1, 2, 3, 6, 5, 4. 4. Tamam, düz sayıda çalışıyormuş. O zaman ben şey yaparım. En temizi tarih olduğu için bunları birleştiririm. Böyle kaydederim. Şimdi yeni bir şu limitimiz 5'miş zaten, tamam. Yeni bir yorum yapayım. Ha 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 diyelim. Gönderelim. Tamam. Çok güzel. Şimdi gelelim şu butonları düzenleyelim. Yani ne var işimizi görecek? Yani en fazla şu buton var. Bir şeye benzeyen. Neyse gidip bulalım. Neydi? Views, front, dizi buton diyelim. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Şu, ama bu buton orada kullanırsam şeyde kullanamam. Buton. Her neyse. Gelelim arkadaşlar şu butonun klasını. ID'yi siliyorum. Sadece class bırakıyorum. Şuradaki bilgiyi de sildim. Yellow buton. Sanki red buton da vardı ya. Şunları falan nasıl sağlamış bu adamlar? Çok berbat. Harbi temada buton yok. Bastır diyelim. Şu butonu falan nasıl salmış bu adam? Li'ye vermiş adam. BTN Signal Link. Biz de verelim bakalım. Bir de bizim mesajımız çok karanlık çıkıyor. Diğerleri gibi değil. Ona bir bakalım. Önce bir bölümümüze gidelim. Bunun şeyi ne? P. Bölümü bakayım. P'nin içinde. Tamam, biz de P'nin içine göndeririz. Yani şuraya bir tane P ekleyelim arkadaşlar. Tamam. Linkimi de koydum. Şu an güzel. Bir tane daha spoiler içerelim.
Gönderelim. Niye butonum? Ya adamlar buton tasarlamamış. Bu ne ya? Hani bunun type'ı submit. Rengi nereden aldı bu adam ya? Gerçekten çıldırmalık iş. Class submit. Tamam, klasları gelmiş. Çok ilginç. Input class input o. Bizim şurada bir buton var. Bu ne acaba? Bu da input'tur o zaman. Aynen. Acaba biz bunu butonu input yaptığımızda da çalışır mı ki? Bilemiyoruz ki. Neyse ben şunu yellow buton muydu? Bir buton aramak 5 dakikamızı alıyor. Yok, yorumlardaki o da çalışmıyor. Şu butonu Allah'tan bulduk da. Yellow BTN. Son yorum. Tamam. Aynen arkadaşlar, durum bu. Normal yorum. Tabii 5'ten fazla olduğu için şu gereksizleri silelim. Düz yorumumuz bu. Spoilerlı yorum da bu arkadaşlar. Herhangi ekstra bir kod yazmamıza gerek yok. Zaten öyle kaydediyor veri tabanına. Herkesinki eşsiz. Bakın. Şöyle bir numarası var. Ve hepsinin farklı olacakmış tasarımla beraber. Yorumları böyle hallettik. Tabii bir de şey var. Şurada yorum sayısını bir yazalım öncesinde. PHP count yorumlar. Eko. İtiyorum. Aynen öyle arkadaşlar. Hatta burada şeye gerek yok ya. Hiçbir sitede yok hatta. Böyle aşağı aşağı listelesin. İnsin ama işte. Biz gene buraya buton koyalım ya. Ama da işte dersi çok uzatır. Hemen karar veriyorum. Yapalım ya. Ama hızlı yapalım. Zaten yapmıştık bildiğiniz üzere. Dizinin yorumlarını çekerken. Şimdi bir daha aynısını arkadaşlar. Bölümün yorumlarını çekerken yapacağız. Aynen. Şu kodu olduğu gibi
Kopyalıyorum arkadaşlar. Bölüm yorumunun altına yapıştırıyorum. Bölüm yorumu bekliyorum. Tamam. Sonra gidelim. Assets, Front, JavaScript, Custom.js. Custom değil, eklentiler. Heh. Şunu da kopyalayalım. Burada bölüm yorum tık olacak. Tek butonuna tıklandığında nereye ekleyecek arkadaşlar? Comments. Oo. Yok ya, ben bunu uğraşmayacağım. Nasıl olsa derste gösterdim nasıl yapıldığını. İsteyen olursa aynı işlemi tekrarlayarak yapabilir arkadaşlar. Gerçekten gözüm korktu şu an. Gel bunlar için ID ver, o işlemleri yap. Nasıl olsa dersi var. Boş yollanmıyor. Yani şuradaki limiti kaldırırız arkadaşlar. Tüm yorumlar alt alta listelensin. Eklenme tarihine göre. Ama şu an şunu ASC yapmamız lazım. Yani ilk yapılan yorum en başta dursun mantığıyla. Tamam. Yorum yapma kısmı bu kadar arkadaşlar. Gel gelelim şimdi bu oy verme olayına. Bu bölümü ne kadar sevdiniz, ne kadar sevmediniz tarzı. Onu da yapalım hemen. Oylar diyelim. O ID olacak bu da. O dizi aynı. O bölüm. O user. Biliyorsunuz sebeplerini. O, oy. Başka da bir şeye ihtiyacı yok. Tarih tutmaya gerek yok. Oy türünden de ne oy verdiğini tutarız arkadaşlar. Hepsi int. Biri auto increment sadece. Bu kadar. Kaydedelim. Tamam. Şimdi gidelim bölümümüze. Oy ver. Buton. Bunlara birer ahref verelim. Oy ver. İçine like bitsin bu. Bu da unlike olarak gitsin. Bunun da A'sını girelim. Tamam arkadaşlar.
Aa. Şu ana sayfa değil de. Evet, doğru, ana sayfa da. Buradan verileri de gönderebiliriz şimdi. Mesela hangi dizi ve hangi bölüm olduğunu bilmiyoruz. Buradan tek seferde gönderebiliriz aslında. Oy ver. Hangi dizi, hangi bölüm? Like mı, unlike mı? Şeklinde yapabilirim. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Dizi de ID bu bir. Sonra bölüm BID. Bu da ikli. Bu da like. Bir görelim. Aynen. Ya bunları JavaScript gömerek de arkadaşlar yapabilirsiniz. Arkada bir Ajax yazıp da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben CodeIgniter'lı kısımlarını gösteriyorum size arkadaşlar. Tamam. Ana sayfa kontrollerimizin için arkadaşlar bir public function oy ver açalım. İçine arkadaşlar tam 3 tane veri gelecek. Bakın oy verden sonra 1, 2, 3 tane gelen veri var. ID 2, ID 3. Siz istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Kendi isimlerini de verebilirsiniz. Burada arkadaşlar hemen insert yapabiliriz. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki if ID 3 ise ID 3 eşit eşit like ise beğendireceğiz. Else ise beğendirmeyeceğiz şeklinde iki tane insert dönecek sonuçta. Aslında şu datayı alsam benim işimi zaten görecek. Aynen, doğru. Datam bu arkadaşlar. Zaten aynı bilgiler. O user var. O dizi var. O bölüm var. O oy var bir de. Şunu da siliyorum. Eğer bakacak olursak oylara. O dizi, o bölüm, o user, o oy. Dizi bölüm o oy. Tamam aynı. Şimdi session'ımı da alıyorum. Session'ım yukarıda kalsın. User'ım oradan geldi zaten. ID'si. Dizi ilk ID'imde dizi vardı. Bölüm ID'de bölüm vardı. Oy ID 3 oluyor. Yani eğer zaten ID if 3 sorgumuza like çalışıyorsa biz buraya arkadaşlar 1 göndereceğiz. Ya da like da yazdırabiliriz ya da 1 de gönderebiliriz. 1 gönderelim. Eğer beğenmemişse de 0 göndeririz. Şimdi şunu alıyorum arkadaşlar. Aynısını bir de buraya yapıştırdım. Bu sıfır olacak sadece. Şu yukarıda bir de this load model VT'mi çağırdım. This VT ile tabii bunu burada değil. Burada bir kez çağırdım datayı ve oy
Lar şeklinde. Burada da aynısı aslında. Hemen denememizi yapabiliriz. Evet, çok güzel. 328. Oy veriyorum arkadaşlar. Evet, oyum eklendi benim buraya. Şuradan bir unlike gireyim. Bakın o da geldi. Ama kişiler bir kez oy verebilecek. Herkesin bir bölüme bir kez oy verme hakkı olacak arkadaşlar. Ona göre de istatistik çıkartacağız. Yani kişi oy verdiğinde HTTP referral'la tekrar bu sayfaya dönecek. Ve burada artık bu kısım olmayacak. Burada istatistik olacak. Gelelim onu da tasarlayalım hemen. Bölümü beğendin mi? Şuraya bir if çakalım arkadaşlar. Oh, bayağı kafam yandı şu an. Öncesinde o zaman gönderelim ana sayfadan. Ana sayfadan arkadaşlar bu bölümün bu sayfayı gönderirken yorumları gönderdik, her şeyi gönderdik. Bir de oylamış mı kullanıcı? Onu gönderelim. Eğer oylamamışsa burayı, oylamışsa da istatistiği gösterelim kullanıcıya. Onu nereden gönderelim? Şuradan gönderelim. Dedim ki dolar oylama diyelim. Diziler oylama diyelim. Onun içine de arkadaşlar dizinin ve bölümün ve user'ı göndereceğiz. Eğer bu üçüne ait bir veri varsa oylamış, yoksa oylamamış demektir. Zaten şu aşama 1, aşama 2 banko, dizi ve bölüm. Bizim sadece burada bir tane şeye ihtiyacımız var. Session'ımıza ihtiyacımız var. O da burada. Çünkü bir de kişinin içindeki üye ID lazım dedim. Ve bunu da gönderdim arkadaşlar. Dizilere gidiyorum. Function oylama diyorum. ID 2 ID 3. Bana şöyle row'lu bir şey lazım. Var mı row'umuz? Var. Oylara git. O user ID 3 olmalı. De. Sonra git o dizi ID 1 olmalı de. Bir tane daha ver çak. O da ID 2 olsun. O da bölüm olsun. Eğer buradan dönen sonuç hatta şöyle diyelim. Şurada if result varsa return 1 yoksa return 0 göndersin bana. Oylamanın içinde arkadaşlar artık ya 1 ya da 0 var. Ben de buradan bir oy derim.
13 günü de oylamayı yollarım. Artık veri tabanımdan bunu da göndermiş oldum. Burada arkadaşlar ne dedim orada ben? Oy dedim. If oy Eko elma diyeyim bir görmek istiyorum. Else Eko armut. Niçen, pardon. Armut geldi. Armut ne demek oluyor? Yok demek oluyor. Aynen. Peki ben bir sıfır göndermek yerine sıfır da bir değer olarak oluyor o zaman. Return true ve return false yapsam. Hala armut. Ya var benim oyum. O user, o dizi, o bölüm. Peki ben şurada ifme bir dersem şu an göstermesi lazım. Bir saniye şunları silersem ne diyecek bana? Hala armut diyor. O zaman kodumuzda bir hata var. Oylama. Dizler oylama. Aşama 1 D ailesi yani dizi ailesi. Aşama 2 bölüm ailesi. Kişinin içinden de üye ID'yi çektim. From oylar. O user. O user. O user. O dizi. O bölüm. Doğru. Acaba şuradaki şey mi bozdu beni? Armut. Şu an armut demesi çok normal. Peki. Oy verdiğimde undefined variable id 1 diyor. Tanınmadı diyor. Diziler 89. Çünkü ID1 diye bir şey yok abi. Çok pardon arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi elma oldu. Oyumu siliyorum arkadaşlar. Armut verdiğimizde elma oluyor. Tamam. O zaman şimdi bu elma denilen kısma istatistik sunacağız. Armut denen kısma zaten direkt bunu koyabiliriz. Ya da şöyle koyalım da sıkıntı çıkmasın. Şu an elma. Sen bunu daha yeni açtın, hiç görmedin. O zaman bu şekilde sana gelecek arkadaşlar. Oy ver. Burası okey. Şimdi şurası. Asıl mesele.
Burada kaç kişi beğendi, kaç kişi beğenmediği yazdırmamız lazım. Bunun için de bir tane helper yazsak yeterli olacaktır. Hatta iki tane yazalım. Like ve unlike diye. Şöyle diyelim. Tabii şunu da H5 diyeyim. Beğenenler şöyle bir boşluk like Bir saniye. Aslında her bölümün BID'si farklı. Zaten biz BID'den çalıştığımıza göre sadece BID'yi göndersem yetecek benim. O zaman bölümün BID'sini göndersem zaten hepsinin farklı olduğu için yani burada hepsi farklı increment olduğuna göre buradaki bölümün yorumun BID'si de farklı olacak. O yüzden sıkıntı olmayacak. Like'a bunu gönderdim. H5'imi kapattım. Bir tane de BR çaktım. Buraya da şunu aynısını koydum. Beğenmeyenler diyelim. Şimdi gidelim bir tanecik help yazalım. Aslında şu direkt işimizi görür ya. Like. Bu arada unutmadan diğeri de unlike olacak. Like aldı ID'yi. Bu ID neyin ID'si arkadaşlar? BID. Yani B yok. O bölüm. Bölümün ID'si arkadaşlar. Bizde de oylar kısmında o bölümde tutuyoruz onu. Tamam. Ayrıyeten ver o oy ne olacak? Burayı 1 mi yaptık? 0 mı? 0 olarak yaptık. Like ise 1'di. 1 olacak. Nereden alacak? Oylardan. Bu like. Bunun aynısı. Bu da unlike arkadaşlar. Bu da 0 olacak. Bakın oy veriyorum. Beğenenler 1, beğenmeyenler 0 olarak bana sundu arkadaşlar. Şunlara da birer style çakarsak. Color white. Sadece biraz şeyi fazla büyük. H6. Tamam, bu güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kez yorum yaptıktan sonra bir daha yorum da yapamıyorsunuz. Çıkalım buradan mesela. Şuraya da bir tane buton koyalım da. Hemen ben diziye gitmek istediğimde gidebileyim. Nerede o? Dizi adı. H1 ya da içine yazayım. Ahref DHB Echo Base URL
Dizinin içindeki de sef. Ha, bakın sol alta silikon vadisi geliyor. Oraya bir tane de şey çakacağız. Dizi. Öyle oluyor muydu? Olmuyordu. Tamam. Ama bu şeyini değiştirdi, rengini değiştirdi. Bu ahrefi alsam buradan şöyle yapıştırsam ne yapar? İşte bunlar hep CSS arkadaşlar. Buradan style, color, white verirsem düzelir mi? Important desek. Hala mı? Şimdi olur. Silikon Vadisi. Diziye gittim. Sezonlar. İkinci bölüm mesela. Video olmadığı için şu an yok arkadaşlar. Bakın herhangi bir sıfır yorum diyor. Çok güzel. Diyelim. Yorumum düştü. Aha diyelim. O da spoiler içeren yorum olarak düştü. Oy veriyorum bir de. Beğenmeyenler bir olarak işledik arkadaşlar. Bu dersimiz de bu kadar. Bayağı toparladık yavaş yavaş. Yine projeleri adım atacağız ve daha değişik fikirlerim var. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik.